Oley be, bugün haftanın ilk günü. Babam bugün bana harçlık verecek. Babacığım hadi ben okula gideceğim. Harçlığımı ver artık hadi. Çok heyecanlıyım ya, harçlığımla her şeyi alacağım. Ne, harçlık mı? Evladım paramız yok ya. Ya baba ne yapayım, paramız yoksa benim harçlığımı ver ya. Allah Allah, benim bugün harçlık günüm. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım, annesini sevenler abone olsun, bildirimleri açsın, videoya devam edelim. Tamam tamam. Bekle, veriyorum. Allah Allah ya. Yaşasın bey, yaşasın. Kantinden her şeyi alacağım. Arda al bakalım oğlum. Bugünkü harçlığım bu, 10 lira. 10 lira mı? Babacığım bu parayı bir günlük veriyorsun değil mi? Ne bir günlüğü ya, ne bir günlüğü. Bu 10 lirayla bir ay boyunca harcayacaksın. Hadi bakalım. Ne, bir ay boyunca mı? İyi de babacığım 10 lirayla bir ay boyunca ben nasıl geçineceğim? Yapacak bir şey yok. Beğenmiyorsan alma. Hayret bir şey ya. 10 lirayla bir ay boyunca idare edeceksin. Hadi bakalım. Ya ama babacığım bu imkansız. 10 lirayla bir ay boyunca nasıl idare edeyim? Anlaşıldı. Sen bu parayı almıyorsun. O zaman ben de cebime geri koyuyorum. Tamam tamam, koyma cebine. Alıyorum alıyorum. Aferin. İşte böyle adam ol. Neyse artık, yapacak bir şey yok. Bu 10 lirayla bir ay boyunca idare edeceğim. Neyse ben okula gidiyorum. Hadi görüşürüz. Of ya, ben bu 10 lirayla bir ay nasıl idare edeceğim şimdi ya? Neyse neyse, bulacağız artık bir çaresini. Okula geldim şimdi. Aa arkadaşlar, şu geleni görüyor musunuz? Arda Sala değil mi o ya? Lan Arda, buraya gel oğlum. Ne oluyor ya, onlar bana mı sesleniyorlar? Bana mı diyorsunuz? Sana diyoruz oğlum, burada senden başka gerizekalı ezik fakir var mı? Gel bakayım buraya. Allah'ım ya Rabbim ya, çattık yine belaya. Neyse yapacak bir şey yok, o da bizim arkadaşımız, gidelim bari. Oğlum ne yapıyorsun lan sen burada, ezik Arda, ne yapıyorsun? Derse geç kaldım, ona giriyorum, ne yapacağım? Hayret bir şey ya, siz ne yapıyorsunuz? Vay ula oğlum, senin o elindeki ne oğlum ya? Para, görmüyorsunuz mu? Hayatınızda hiç para görmediniz mi? Hayret bir şey. Oğlum gördük gördük de 10 lira ne lan? Oğlum 10 lirayla ne alabileceğini sanıyorsun sen? Ya size ne ya, siz kendi işinize bakın. Benim babam sizin babanız gibi zengin değil, fakir işte, bana sadece 10 lira verdi. Ula oğlum, 10 lirayı yerde bulsam almam oğlum, o kadar az bir para ya. Ay evet, 10 liraya hiçbir şey alınmıyor, çok yazık sana. Oğlum yazık lan sana, acıyorum. Bak bende kaç para var, 50, 60, 70, 80, bir sürü para var bende, biz zenginiz. Ne yapayım zenginseniz, bana ne ya, Allah Allah, ben derse geç kaldım, gidiyorum. Git bakalım git, seninle sonra görüşeceğiz ezik herif. Evet çocuklar, hepiniz hoş geldiniz bakalım. Bugün sizlere sınav yapmayacağım, sınavsız puan vereceğim. Nasıl yani öğretmenim? Ayen öğretmenim, sınavsız nasıl puan vereceksiniz? Evet çocuklar, bu sefer sınav yapmayı düşünmüyorum. Şimdi size babanızın mesleğini soracağım ve ona göre puan vereceğim. Nasıl yani öğretmenim, babamızın yaptığı işe göre mi bize not vereceksiniz? Aynen öyle çocuklar, şimdi sıradan puan vermeye başlayalım. Tamam öğretmenim, ben başlıyorum o zaman. Benim babam polis. Vay vay vay, demek senin baban polis öyle mi? Senin baban çok zengin değildir, o yüzden sana 70 puan veriyorum. Vay be, 70 puan aldım, sağ olun öğretmenim. Evet evladım, senin baban ne iş yapıyor söyle bakalım. Öğretmenim benim babam çöpçülük yapıyor. Ne, senin baban çöpçü mü? O zaman sana 50 puan veriyorum. Peki öğretmenim, teşekkür edeyim. Evet sıradan devam edelim. Bu arada çocuklar, siz de babanızın ne iş yaptığını yorumlara yazabilirsiniz. Evet kızım, senin baban ne iş yapıyor? Öğretmenim benim babam müdür. Vay, demek senin baban müdür öyle mi? Senin baban zengindir o zaman, sana 85 puan veriyorum. Ay teşekkür ederim öğretmenim. Evet evladım, senin baban ne iş yapıyor bakalım söyle. Öğretmenim benim babam tarlada çalışıyor. Ne, senin baban köylü mü? O zaman sana 65 puan. Sağ olun öğretmenim, hiç yoktan iyidir. Evet kızım, senin baban ne iş yapıyor bakalım? Öğretmenim benim babam garsonluk yapıyor. Ne, baban garson mu? O zaman senin baban fakirdir, sana 55 puan veriyorum. Keko evladım, puan verme sırası sende, sen söyle bakalım senin baban ne iş yapıyor? Ula öğretmenim, benim babam hırsız ya, hırsızlık yapıyor ya. Ne, senin babanın mesleği hırsızlık mı? Evet öğretmenim ya, benim babam hırsız ya, ev çalıyor, araba çalıyor. Seni her gele, sana 50 puan veriyorum o zaman. Vay sağ olun öğretmenim ya. Evet Rüzgar, sen
sen söyle bakalım, senin baban ne iş yapıyor evladım? Öğretmenim, benim babamın bankası var. Benim babam çok zengin. Bu şehrin en zengin insanı. Ne demek senin babanın bankası var öyle mi? Vay canına, siz çok zengin olmalısınız. Evet öğretmenim, çok zenginiz. Öyle böyle değil yani. O zaman sana 100 üzerinden 250 puan veriyorum aslan evladım. Ay öğretmenim, o nasıl oluyor? En yüksek puan 100 değil mi? Evet evladım, o kadar zenginsiniz ki size 250 puan veriyorum sana, aferin. Yuh ya, 100 üzerinden 250 verdi, bu kadar da yüksek not olmaz ki. Evet Arda, geriye sadece sen kaldın. Sen söyle bakalım, notunu vereceğim. Baban ne iş yapıyor? Mesleği ne? Öğretmenim, benim babamın aslında bir mesleği yok. Dilencilik yapıyor yani. Ne? Seni her geleseni senin baban dilencilik mi yapıyor? O zaman siz çok fakirsiniz. Evet öğretmenim, maalesef fakiriz. O zaman sana 0 puan veriyorum, ezik fakir. Ne? 0 puan mı? Ama öğretmenim, haksızlık bu yani. Sınav yapmadan not veriyorsunuz ve bana 0 verdiniz. Kaç verecektim? Senin baban dilenciymiş. Tabii ki 0 vereceğim her gele. Ya öğretmenim, yuh ya, hırsızlara bile 50 puan veriyorsunuz. Benim babama 0 veriyorsunuz. Çok fazla konuşmayın ergeliler. Notlarınızı verdim. Şimdi hepiniz çıkıp gidebilirsiniz. Defolun sınıfımdan. Defolun. Arda oğlum, nasıl da 0 aldın ama lan. Ya of Rüzgar ya, Baldi bana haksızlık yaptı. Ne gülüyorsun ya, ne gülüyorsun? Neye güleceğim oğlum? Senin ezikliğine gülüyorum. Ulan hem fakirsin hem de notların 0 yani. Ne kadar eziksin. Şu ayakkabılara bakın ya. Dedemin ayakkabılarına benziyor. Bunlar ne böyle oğlum? Oğlum bu ayakkabılarla sokağa çıkmaya utanmıyor musun lan sen? Bunlar ne böyle? Benim ayakkabılarıma baksana. Son model Nike Air Jordan. Ya ne yapalım oğlum? Bizim paramız yok işte. Babam bu ayakkabıları bana çöpten buldu. Ne? Çöpten mi buldu? Belli zaten oğlum. Bunlar nasıl ayakkabılar? Ya of Rüzgar ya, yeter artık. Ne istiyorsun benden? Niye dalga geçiyorsun hep? Bıktım oğlum senden, bıktım. Senin bu fakirliğinden bıktım artık. Bak ben çok zenginim. Sense çok fakirsin. Ay evet Arda, Rüzgar doğru söylüyor. Sen çok eziksin, çok fakirsin. Senden ayrılıyorum artık. Elif sen neler söylüyorsun öyle? Beni bırakıp gidecek misin gerçekten? Aynen Elif, en doğrusunu yaptın. Boş ver bu salak fakir Arda'ya. Gel benim yanıma gel, gel. Evet Arda, senden ayrılıyorum artık. Ben Rüzgar'ın yanına gidiyorum. Görüşürüz. Hayır ya Elif, ne olur bırakma beni. Fakirim diye beni terk mi edeceksin ya? Ne olur bırakma. Oğlum Elif artık benim sevgilim. Defol git lan buradan, defol. Göreceksiniz siz. Hepsini göstereceğim. Senden çok daha zengin olacağım, göreceksin. Aynen canım aynen. Anca rüyanda olur onlar. Hadi yallah buradan. Evet Arda, bir daha sakın karşıma çıkma. Göreceksiniz siz, göreceksiniz. Çok zengin olacağım. Hepinizi satın alacağım. Ula hadi oğlum yallah, anca gidersin, at arabası. Fakirim diye Elif beni terk etti. Göstereceğim onlara günlerini. Çok çalışacağım, çok zengin olacağım. Onların hepsini satın alacağım, görecek onlar. Tamam der, şimdi burada dilencilik yaparak çok para kazanacağım, zengin olacağım. Ne olur bana para verin, Allah rızası için yardım edin. Ay şuna bak, pis dilenci, iğrenç herif. Ya of ya, kimse para vermiyor. Ne olur bana yardım edin. Ne olur biraz para verin. Ne olur. Ulan hayret bir şey ya, şu dilenciye bak. Puh lan sana, puh. Utanmaz. Dilenmeyi utanmıyor musun? Of ya, herkes benimle dalga geçiyor. Bir kişi bile para vermiyor. Ne yapacağım ben? Fakir olarak kalacağım. Hep zengin olamayacağım. Gel vatandaş gel, milli piyango biletlerine gel, buyur. Şuna bak ya, biletçi biletleri düşürdü. Yerde bir tane bilet var, bileti düşürdü. Acaba alsam mı onu? Bakalım şuna şöyle ne yazıyor. Oha, kazandınız mı? Şimdi o Rüzgar'a gireni gösterme vakti. Bekle beni oğlum, geliyorum. Vıy ula oğlum, şu gelene bakın oğlum. Vay canına, bu araba da kimin böyle? Çok güzel. Allah Allah, kimin arabası bu ya? Kimin arabası? Bu şehirde bizden zengin birisi mi var? Selamun aleyküm gençler, ne yapıyorsunuz? He Arda, vay canına, sen zengin mi oldun?
Uy ula oğlum ama nasıl olur oğlum? Sen çok fakirdin. Nasıl zengin oldun ya? Ne oldu oğlum? Dalga geçiyordunuz. Dilencilik yaptım. Zengin oldum işte, gördünüz mü? Bir çanta dolusu param var. Ayrıca sizin hiçbir zaman alamayacağınız çok lüks bir aracım var. Hayır ya, yalan söylüyor. Senin değil bunlar. Yalan söyleme. Kimden çaldın? Doğruyu söyle. Kıskanma oğlum. Bu araba da, bu para da benim. Senden bile zengin oldum. Hatta şu an istersem seni satın bile alırım. Ay gerçekten harikasın Arda. Bayılıyorum sana. Ya kızlar durun, yüz vermeyin şuna ya. Ben de zenginim. Bakın elimde paralar var. Ne? Sen onlara para mı diyorsun oğlum? Benim elimde bir çanta dolusu dolar var. Senin elinde ise 3-5 tane Türk lirası. Şuna bak ya, elinde 70-80 lira para var, hava yapıyor. Bu çantadaki parayla hepinizi satın alırım. Benimle dalga geçiyordunuz, ne oldu şimdi? Ay Arda, çok özür dilerim, ne olur beni affet. Ben senin arkadaşın olmak istiyorum. Aynen kızlar, aynen. Bırakın bu ezik rüzgarı, gelin benim yanıma. Ay evet kızlar, hadi bırakalım rüzgarı. Arda'nın yanına gidelim. Ya kızlar durun, saçmalamayın. Nereye gidiyorsunuz? Gitmeyin şu pis fakirin yanına. Ula oğlum, ne fakir oğlum, görmüyor musun? Adam senden bile daha zengin olmuş oğlum. Neyse Rüzgar, ben birazdan bu okulu satın alacağım. Sonra da seni okuldan atacağım, görürsün. Hayır ya, nasıl bu kadar zengin oldun Arda? Yalvarırım, beni okuldan atma kardeşim Arda. Neyse kızlar, arabama binin de gidelim. Size istediğiniz her şeyi alırım.